Merhaba gençler, ben Mustafa Hocam. Bugün seninle birlikte çok güzel bir konu olan çarpanlara ayırmaya başlıyoruz arkadaşlar. Ayıracağız arkadaşlar, çarpanlara ayıracağız gençler. Nasılsınız? İyi misiniz gençler? Bugün biraz ben yorgunum, halsizim. Neden bilmiyorum, umarım Covid değilimdir. Eğer Covid'sem geçmiş olsun bana şimdiden diyelim. Ama hasta olsak bile sizi TYT matematiksiz, konusuz bırakmıyoruz gençler. Son hız devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi iki sayfalık bir güzel sorularımız var. Konularımızı anlatacağız gencolar. Ondan sonra çarpanlara ayırmayı da bitireceğiz, noktalayacağız. Çarpanlara ayırmadan sonra tahminen oran orantı denklem çözme. Ondan sonra da problemlere geçeriz diye tahmin ediyorum. Problemlere geçen arkadaşlar var mı şu an aranızda bilmiyorum ama varsa yorumlara yazsın. Problemlere geçtiyse çok hızlı ilerliyor. Gerçekten tebrik ederim. Umarım anlayarak da ilerliyordur. O zaman çok fazla uzatmadan gençler konumuza geçelim, çarpanlara ayırmaya. Toplam fark durumundaki ifadeleri çarpım durumuna getirebilmek için ifadeler ortak terimlerin parantezine alınır. Şimdi çarpanlara ayırma nedir dediğimizde genel olarak çocuklar bize şunu der. Ya hocam işte ortak bir parantezi alıyoruz. Sadeleştireceğimiz şey varsa sadeleştiriyoruz. En sade haline getiriyoruz. Sonra şıklarda buluyoruz. Tanım bu değil ama genel anlamda doğru. Şimdi çarpanlara ayırma zaten adında da anlaşılacağınız üzere ayırmadır arkadaşlar. Bir ortak paranteze almadık. Şimdi siz karmaşık bir şey mi istersiniz yoksa kolay bir şey mi istersiniz? Kolay bir matematik denklemini istersiniz değil mi? Neden? Çünkü kolay olsun ki benim işime daha çok yarasın. Yani ben onu daha iyi anlayayım, uğraşmayayım. Mesela 6 basamaklı sayıları mı toplamak size kolay? 1 basamaklı sayıları mı toplamak kolay? 1 basamaklı sayıları toplamak tabii ki de daha kolay. Aslında çarpanlara ayırmanın da çıkması bundan kaynaklanıyor. Yani matematik aslında daha kolaya indirgemeden kaynaklanıyor diyebiliriz gençler. Şimdi ax artı b demiş. Bak burada iki tane ortak bir şey var. Ne? X sayısı değil mi? X sayısını bir parantez alalım. Ortak parantez alalım. A artı b oluyormuş. Tamam mı? Bak burada da x sayısı var. Aldım a artı b eksi c. Tamam mı? Bu da böyle. Ortak parantezi aldık diyebiliriz. Gruplandırarak ortak çarpan parantezini alma. Her terimin ortak çarpan yoksa ortak çarpan olan gruplandırılarak parantezi alınır demiş. Doğru demiş. X kare artı b eksi artı c 3 terimli çarpanlara ayırma. Bak bunlar biraz ezber duruyor. Ezber duruyor ama sen ezber yapmıyorsun gencim. Zaten matematik soru çözerek öğrenilir gençler. TYT matematik olsun, AYT matematik olsun, işte hangi bütün matematikler olsun, yani hayatınızdaki bütün matematikleri öğrenmek istiyorsanız bir kere ilk önce tanımı öğreneceksiniz. Ondan sonra bol bol soru çözeceksiniz. Soru çözmezseniz, ezber yaparsanız, mesela diyelim ki bunu vermiş sana bir formül diyelim ki. Bu formülü sen ezberlemezsen, soru üstünde uygulamazsan, soru üstünde görmezsen geçmiş olsun, sınavda böyle nanay nanay bakarsın, tamam mı? Bakmamak için ezber yapmıyorsun. Bunu öğreniyorsun, sindiriyorsun, sonra gidiyorsun soru üstünde deniyorsun, deniyorsun. 2-3 kitap bitiriyorsun, ondan sonra halletmiş oluyorsun. A eşittir 1 olduğunda çarpımları C'yi toplamları B'yi veren iki sayı bulunuyorsa gençler bak x kare artı bx artı c normal ayırma aslında bu. Hani x'e x'e ayırıyoruz. Sonra işte burada sayı varsa m vermiş m vermiş m'e n yapıyoruz. Bunların çarpımı bunların toplamı yani c eşittir oluyor. M artı n olması gerekiyor. Buradaki b sayısı da m çarpı pardon c sayısı m çarpı yanlış oldu. Bir dakika gençler. C sayısı m çarpı n, b sayısı da m artı n olması lazım. Mesela bir tane örnek verelim. X kare ne verelim? 2x artı hatta 3x artı 2 verelim. Tamam mı? Bak x'e x ayırdın. 2'ye 1 değil mi? Bak çarpımı 2 oldu. Toplamı 2 artı 1'den 3 oldu. Gördün mü? X artı 2
x artı 1 diye de bunu bu şekilde ayırıyorsun gençler. Bunda bunu bahsetmiş aslında. Tamam. Cepte özellik ne diyor bize? A eşit değil 1 olduğunda ax kare artı bx artı c. He, tamam, bu da çarpım çapraz şeyi demiş. Bunları zaten biliyor olmanız lazım diye umuyorum. Bilmiyorsanız hemen anlatayım. Ben burada o yüzden varım. 2x kare artı mesela diyorum ha, 2x kare. Bak, bunu x ve 2x diye ayırabilirsiniz gençler. Neden? Neden? Bak, çarpımı 2x kare oldu, gördün mü? Bu buradaki bunu demiş. Aslında bu baştaki a bu. Hani burada a yok ya. Sonra devamı aynı şeyler. Aynı şeyleri ifade ediyoruz. 2 kare farkı gençler. 2 kare farkı nedir? Bunları iyi öğrenin. X kare eksi y kare nedir gençler? X artı y çarpı x eksi y'dir gençler. Bunları iyi öğrenin. İfadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Güzel soru. Ne yapacağız? Var mı fikri olan? Şimdi bak, bir y parantezini alalım şu ikisini. Ne çıkacak? Bakalım. Bir deneyelim. Şansımızı deneyelim. X eksi 1 çıktı değil mi? Bak, burada ne kaldı? 2x eksi 2 artı 2x eksi 2 kaldı. Hocam ne yapacağız? Çıkmaz yola girdik. Bak, bu şekilde aynen kalsın. Artık bu iki parantezini alsana, bak ortak bir 2 var. X eksi 1 çıktı, gördün mü? Bak, ikisinde de x eksi 1 varmış. İfadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir demiş. X eksi 1 hangisinde var? B şıkkında var. Hayırlı olsun, çözdük soruyu. Tam kare açılımlar. Bunları öğrenmeniz lazım gençler. Öğrenemezseniz kötü olur. Zaten x artı y'nin karesinin x kare, birincinin karesi artı birinciyle, bak, birinciyle ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Bunu bu şekilde söyleyerek, yani öğrenerek açarsanız, yani bunu ezberlemezseniz, işte birincinin karesi artı birinciyle ikincinin çarpımının iki katı artı işte ikincinin karesi şeklinde açarsanız gençler, sizin için daha kolay olur. Burada da bir de negatiflisini vermiş. Aynı şey zaten. X artı y artı z'nin karesini vermiş. Bunlar da bu şekilde açılıyor genç olarak. Yemin ediyorum, hala sıcak Adana. Bunu her derse vurguluyorum. Adana lütfen soğu biraz artık ya. Neyse, soru 119'a geldik. 3x eksi 2'nin karesi eşittir bla 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 olduğuna göre a kaçtır demiş. Bakalım gençler, neymiş a? Şimdi bak, bunu biz bir açalım. 9x kare birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 12x artı 4 ikincinin karesi eşittir 9x kare artı ax artı 4. Şimdi 9x kareler gitti, 4'ler gitti, x'ler gitti, eksi 12 eşittir a'ymış gelince. Tamam mı? Uyan, canlan, canlan. 2 küp toplam ve farkı demiş. A küp artı B küp nedir? A küp eksi B küp. Bak, ne yapıyorsun biliyor musun? Buradaki bütün toplamları, işte tam küp açılımı da dahil buna. Şurada sağ tarafta görünüyor zaten. Yukarıdaki iki kare açılımları, toplamları filan. Hemen videoyu durduruyorsun. Geri geliyorsun. Alıyorsun eline bir kağıt. Şöyle küçük kağıtlar oluyor ya. Bak, şöyle işlerim filan. Alıyorsun elinde varsa veya bir not defterin. Açıyorsun, yazıyorsun bunların hepsini. Başlık at at işte. 2 küp toplam ve farkı. Bla 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 şu 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 diye yazıyorsun. Asıyorsun hemen yanı başına. Ders masan varsa, masanın yanında duvar falan varsa hemen duvara yapıştır. Derse geliyorsun ya, hangi ders çalışırsan çalış. Çalışmadan önce gel şöyle bir bak. Bir tekrar et. Hepsi kafana kazınacak. Bunu unutma. Tamam mı? Bunu yap lütfen. A küp artı B küp eşittir A artı B çarpı A kare eksi AB artı B kare gençler. Bak, A küp artı B küpün bu açılımıdır. Yani bir A artı B'yi alıyorsun. Bak, A küp eksi B küpün açılımı da şu. A eksi B ile başlıyor. Burada eksi ile başlıyorum. Bak, burada artı ile başlamıştım. A kare artı AB artı
B kare diyorum işte. Bak bir fark daha var. Şurada negatifle başlamıştım. Burası pozitif oldu. Tamam mı? Bunu da hallettik. Şimdi biraz yukarı kaldıracağım. Yer olsun. Şu yukarıda çözelim. Ha. X kare y artı y artı x kare artı bir maşallah maşallah. İfadesinin çarpanlarına ayrılmış bir şey mi? Aşağıdakilerden hangisi demiş. Baktık biz de soruya. Bak deneyeceğiz, tamam mı? Deneme yanılmayla gidelim. Y parantezini alalım. Aldım. X kare artı 1 artı x kare artı 1 çıktı gençler. Bak iki tane x kare artı 1 var. Al bir de x kare artı. Dur, yanlış oldu. Oh, estura. Al x kare artı bir parantezine. Ne oldu? Bak burada y vardı. Tamam mı? Y, bak buradaki de 1 var. X kare artı 1 ya. X kare artı 1 çarpı y artı 1 oldu. Hangisinde var? Bursa'da mı var? Bakayım. Evet, Bursa'da var. Aynen. Diğer şıklar ele. Hatta gel diğer şıklara da bakalım. X artı 1 y artı 1 olmaz zaten. Biz x kare elden bahsetmiştik. Bak burada bir x var. At içine x kare artı x oldu. X kare artı 1 arıyorduk biz. Yok. X kare artı 1 var. Ama y artı 1 yok. Y artı x demiş. X kare artı y demiş. Bu da olmaz gençler. Ha, en sevdiğim soruya geldik. En sevdiğim soruya geldik. Soru 121. Çok önemli. Çok da kolay. Bir kenarı y santim olan şekil 1'deki ABCD karesi EF orta kenarından şekil 2'deki gibi katlanıyor ve katlama çizgisinin olduğu yerdeki F ve E köşelerinden bir kenarı x birim olan karesel bölgeler kesip atılıyor. Buna göre kalan şeklin alanının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Maşallah. Şimdi bak burası y'ydi değil mi? Burası da y bölü 2 olur. Neden? Çünkü kare olduğu için burası da y'dir. Katladığında y bölü 2 olur. Y çarpı y bölü 2. Bir de arkasında var. 2 ile çarp. Y kare. 2'ler gitti. Tamam mı? Y kare oldu. Biz neyi çıkartacağız? Buradaki x kare alanı. 2 tane x kare vardı. 2 tane x kare vardı. Bir de arkada var. 4x kare yapıyor. Eksi. Sen ne yaparsın bunu? 2x'in karesi yaparsın değil mi? Bak, 2 kare açılımı yapacağız biz burada. Bu da nasıl? Bak, bu da ne olur gençler? 2x'in karesi. Bak, 2 kare açılımı yapalım. Y eksi 2x, y artı 2x olur değil mi? Bak, bulduk. Ama bu kadar basit. Bu var mı şıklarda? Y eksi 2x'in karesi var. Yok bu değil. Y artı 2x'in karesi var. Bu da değil gençler. 2x artı y çarpı 2x eksi y varmış. Bu da değil. Y artı 2x bu zaten değil. Y artı 2x. Y eksi 2x. Anında cevap Ceyhan gençler. Tamam mı? Bu soruda bu kadar basit. Arkadaki şekildeki bak şunu aşağı alıyoruz ya. Önemli olan bu burada. Aşağı aldığın şeklin bunu da almayı unutma. Eğer burada 2 ile çarpmazsan soruyu bulamazsın. Çünkü katladığın zaman gençler katlama sorularında ilk önce genel bir toplamı bulun. Sonra bu kesilen alanlar var ya, bu kesilen alanları çıkartın gençler. Sizin için daha kolay olur. Tamam. Hadi bira bismillah diyelim. Soru 122'ye geçelim. En pozitif reel sayı olmak üzere olduğuna göre kök m ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi m eksi 4 kök m. Bak şu 5'i karşı tarafa at. Eksi 5 olarak geç değil mi? Bak bu m'i ben nasıl açarım? Gençler. Kök m diye açarsam çarpımı m olmaz mı? Olur. Bence de. Bunu şimdi nasıl yapacağım? Eksi 5'i artı 1. Çarpımı eksi 5 oldu. Toplamı eksi 4 oldu. Tamam. Bak buldum. Kök m eksi 5 bir çarpımı. Kök m artı 1 de bir çarpımıymış bunun. Bu da sıfır eşit değil mi? Kök m eşittir 1, 5'miş. Bir de kök m, şu parantezi bir kaldıralım. Şuradan gençler. Kök m bir de eksi 1'miş. Bak, şimdi geldik nanenin
fasulyenin faydalanan. Nane nereden çıktı? Canım cacık çekti herhalde. Neyse. Bak, ikisi de var. 5 de var, eksi 1 de var. Bunlar zaten değil. E hangisi hocam? Bak, soruyu düzgün oku. Soruyu okumazsan başta elenirsin gençler. Şimdi bunu gidip direkt eksi 1 de işaretleyebilirdin. 5'i görmeyebilirdin sınavda. Bak ne diyor sorunun başında? Bak, en pozitif reel sayı olmak üzere. Reel ve pozitif bir sayıymış. Pozitif. Bak negatif demiyor. E negatif demediği için A da gitti. Cevabım Edirne. Zaten pozitif bir olan şey negatif olamaz gençler. Cevabım buradan da Edirne çıkıyor. Yani buradaki aslında bu sorudaki temel mantık şu. Bak silelim. Şunu görmeniz lazım gençler bu soruda. Emin, bak biz karşı tarafa attık ya eksi 5'e. Yani 5'i karşı tarafa attık eksi 5 oldu ya. Yani bu M'i şu şekilde yani M karede M şeklinde açıyorduk ya. Bunda da kök M şeklinde açmayı gördüğünüz anda sorunun gerisi devamı gelir zaten. Tam küp açılımına geldik. X artı Y küp eşittir. Bak tam küp açılımıyla genelde iki küp açılımı karıştırılır gençler. Birisi iki küp açılımında, bak adı üstünde iki küp açılımı. A küp artı B küp. Birisinde A artı B'nin küpünü arıyoruz biz, tamam mı? Karıştırmayın buraları lütfen. X artı Y'nin küpü eşittir. X küp artı 3X kare Y artı 3X Y kare artı Y küp gençler. Aslında kolay. Yani diyor ki bak bu X'in küpünü al önce. Sonra 3 ile çarp. X'in karesini al. Y'yi yaz. Artı aynı şekilde bu sefer de tam tersi yap. X'ler arasında X'i yaz. Y'nin karesini al. Sonra da Y'nin de küpünü al diyor. Eksilisi de X küp eksi 3X kare Y artı 3X Y kare eksi Y küp. Yani bir eksi eksi Y küp de katıyoruz. Bir de şuradaki X kare de katıyoruz gençler. Ve tam küp açılımını da aynı şekilde yaz duvara. As duvara gencom. Ondan sonra da onu ezberleme. Öğren soruların üstünde de dene. Deneye deneye zaten yapacaksınız. Soru 123 ödev size. Burada önemli olan yukarıdaki bilgileri kullanabilmeniz gençler. Aynı şekilde bak katlama sorusu da yaptık. Bu katlama sorusundan esinlenerek şunu çözün. Kolay bir soru. Hiçbir zorluğu yok. Haberiniz olsun. Çok kolay bir soru. Çözün. Çözemezseniz aşağıda belirtin soru 123'ü çözemediğinizi. Soru 124 ödev gençler. Bu iki soru size ödev. Bence soru 124 soru 123'ten bir tık daha sizi zorlar diye düşünüyorum. İlk bunu çözmeye deneyin. Sonra soru 124'ü çözmeye deneyin. İkisini de çözerseniz ikisi de zor bir soru değil gençler. Çarpanlara ayırma da bu kadardı. Sorularımızı çözdük. Çok güzel sorular seçtim sizin için. Temel hem katlama yeni nesil hem de böyle temel soruları çözdüm, kattım ki daha iyi kavrayın diye gençler. Artık top sizde. Bunları öğrendikten sonra hemen gidip bir soru bankası üstünde açın, çözün, deneyin gençler. Kendinizi deneyin, kendinizi geliştirin, geliştirmeyi unutmayın. Her gün kendinizi geliştirmeyi unutmayın gençler. Birinci sayfada da zaten bunları yaptık. Dediğim gibi bu tam kare açılımlarıydı, küp açılımıydı filan. Hepsini al bir kağıda, kalemini al eline, yaz. Az duvarına her sabah okula gitmeden önce, okul başladığında veya etüt başladığında veya etüde veya okula gitmiyorsan masanın başına oturduğunda bak onlara bir tekrar et. Zaten aklında kalacak, emin olabilirsin. Soru da çözersen tabii ki de. Bugünlük de bu kadardı gençler. Umarım derslerinize çalışıyorsunuzdur. Bırakmayın kendinizi. Daha yolun başındayız. Çok daha yolun başındayız. Daha etütler bile başlamadı. Ama az kaldı. Kısa bir zaman kaldı. Bir ay gibi bir zaman kaldı. Belki zaten birçoğunuzun etütü başladığı yazdan başlıyor ama hani okula gidenler için konuşuyorum. Bir ay veya bir aydan da az kalmış olabilir, bilmiyorum. Matematikle kalın, matematiğin genciyle kalın. Kendinize iyi bakın gençler.